Efendim kentler bazı isimlerin omuzlarında yükselir zaman zaman ee, o kentleri büyük, kent, büyük şehirlerde turizmde kalkınmada bazı isimler taşırlar bunlara sivil toplum örgütleri diyoruz çok önemli sivil toplum örgütlerinin kentler üzerindeki özellikle Anadolu'daki kentler üzerindeki etkileri çok önemli bugün onu konuşacağız Samsun'u konuşacağız bugünlerde çok e, gündemde e, olan bir kentimiz çok önemli etkinlikler yapılıyor. Bir sivil toplum örgütü, bir konfederasyon omuzluyor bu etkinlikleri. E, i̇ki önemli yöneticisi, sevgili Hasan Kaya Aşçı, hoş geldiniz efendim Değil ve ederim. Erol Türkoğlu e, bize bu kentte gelişmeleri, bu kentteki gelişmeleri anlatacaklar. Hemen çok sıcak gelişmeden başlayalım. Bir bisikletle ilgili etkinlik gündemde kentte. Nereden aklınıza geldi? Samsun'dan Ankara'ya bisiklet e, ne neyi getirecek size, ne sağlayacak? Niye yapıyorsunuz böyle bir şeyi? E, oradan başlayalım. Teşekkür evet. ederim Celal Bey. Buyurun. E, psiket e, çocukluğumuzdan gelen bir e, tutkudur yani bisiklet öncesinde. Arkadaşlarla sohbet ederken e, işte bir proje yapalım. Biz e, daha önceleri geçmiş günlerde fesane şenlikleri falan yaparız her sene. Samsun tanıtım günleri yaparız. Gurbette Samsunları bir araya getiririz. Ondan sonra en son yeni kapıda büyük bir Samsun şenlikleri yaptık. E, tanıtım günleri yaptık. Bu sene de dedik ki e, ne yapabiliriz derken arkadaşlarla beraber konuşurken dedik ki e, 19 Mayıs 1919 ruhuyla e, Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkışı o günkü şartlarda Anadolu'yu işte e, atlarla e, dolaşması e, bunu da şöyle bir simge attık. E, nal sesleriyle e, gelen 19 Mayıs ruhunu bugün de 100. yılda pedal sesleriyle canlandıralım sloganıyla bu konuya bir girdik ve araştırmalar yaptık, geliştirmeler yaptık. Bazı yerlerle görüşünce e, Bisiklet Federasyonu'nda görüştük. Onlar da çok iyi karşıladılar. E, böyle bir e, düşünce neticesinde bisiklet e, turu aklımıza geldi ve ona çalışmaya başladık. Bisiklet deyince yani biz de e, zamanında e, gençliğimizde, çocukluğumuzda 13 yaşlarındayken... Bisiklet hayali bizim için çok büyük bir hayaldi. Bugün nasıl en lüks arabalara da binsen o zevki o günkü zevki almak tatmak gerçekten yok. Bir çocuk dahi şöyle bir iki yaşlarına, üç yaşlarına geldiği zaman en büyük hayali bisiklettir. Yani bir bisikletim olsun. İki i̇şte, hayal e... burada söz konusu. Evet. E, bisiklet hayalini gündeme getiriyorsunuz. Bisikletin çevreci özelliği de var tabii. Evet. Yani sosyal, yani sosyal, özelliği, sosyal özelliği de var. Özelliği de var. E, spor Diğer taraftan de var. da e, bu Atatürk'ün eee Başlattığı, başlattığı bir sesleriyle yapılan bir e, programı biz de 100. yıl dolayısıyla e, pedal sesleriyle yaparaktan böyle bir e, konuya iştigal ettik ve konumuzu e, biz aslında bunu 12-14 Temmuz tarihleriydi bizim günümüz ama deprem olması bu depremden dolayı e, bazı sıkıntılar bazı şartların e, bizi 30 Ağustos'a itti olsun ama 30 Ağustos da çok anlamlı olmuş. Anlamlı evet. Anlamlı evet, olmuş. E, Çünkü e, zaten Samsun da anlamlı. 30 Ağustos'un e, da geldiğimiz noktanın başlangıcı Samsun. E, belki ona da e, dikkat çekmiş olacaksınız böylece değil mi Erol evet, Bey? O tarafı kesinlikle. da o tarafı da var. Yani buradaki aslında sosyal sorumluluk projesi hem kenti e, tanıtıyor tekrar tekrar tanıtıyor. Samsun'u biliyoruz, özelliğini biliyoruz ama. Hatırlatmakta fayda var. Çünkü hafızayla evet, ilgili. Yani, evet, Karadeniz'in e, gerçek ortasında bir Karadeniz'in incisi denilen e, kendi ayaklarının üstüne basan bir şehrimizdir. Yani Doğusunda Çarşamba Ovası, batısında Bafra Ovası ile beraber e, çok tane önemli ovaya sahip. Evet. E, işte, Geleceğiz başkanım. Esasında ekonomiyi konuşacağız e, zaten. E, evet. Ama bisiklete ilişkin belki Erol Bey de bir iki cümle e, ifade etmek ister. Evet. Öncelikle herkese buradan selamlarımı iletiyorum. Tüm Türkiye'ye selamlarımı iletiyorum. Celal Bey size de teşekkür ediyorum. Tegere ailesine de Samsun'u bu bisiklet turunu anlatma fırsatı verdiği için ayrıca teşekkür ediyorum. Tabi Samsun'umuz Karadeniz'imizde, Orta Karadeniz'de, Karadeniz'imizde önemli bir ilimiz. Hem kültürel hem ekonomik hem de stratejik olarak. O yüzden Sayın Konfederasyonumuz, Samsun'umuzun genel başkanıyla... 100. yılda ne yapabiliriz diye düşündük. Bisiklet organizasyonu düzenledik. Kurtuluş yolu bisiklet turu. İşte 29 Ağustos'ta Ekin Uzunlar konseriyle beraber başlayacak. 30 Ağustos'ta profesyonel bisikletçilerin startı verilecek. Bunların hepsi işte Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'da tütün İskelesi'nden Samsun'a çıktığı yerden başlayacak. İlk gün Samsun Havza, ikinci gün Havza Amasya üçüncü gün Amasya Çorum dördüncü gün Çorum işte Çorum Çankırı yani Ve o iki Eylül'de Kurtuluş Yolu güzergahı 2 evet, Eylül'de Ankara Kahraman Kazanda evet. final olacak. Yani aynı zamanda bunu yaparken hem e, Orta Karadeniz bölgesine işte e, Çorum'dur, Amasya'dır, Çankırı'dır. Bu bölgeye Samsun'dur. Bu bölgeye aynı zamanda hem kültürel hem turizm hem de spor etkinliği getirmiş oluyoruz. O yüzden Orta Karadeniz bölgesinin biraz daha tanıtımına yani. Evet, yani Or sadece Samsun değil burada. Tabii tabii. O bölgenin e, tanıtımına. Aslında paket de olması lazım değil mi? Çok, Ankara'dan çok. çıkıp evet. e, Samsun'a. Öyle bir e, turizm güzergahı ya da öyle bir turizm etabı. Zaman zaman e, biz yapıyoruz. Evet, Kentimizi tanıtmak için başka illerin STK örgüt başkanlarını götürüyoruz. Kentimizi tanıtıyoruz. Zaman zaman biz kendi bünyemizde bunları yapıyoruz. Tabii burada... E, bu projeyi yaparken e, paydaşlarımız var. Öncelikle işte Samsun'umuzun valisi e, Amasya, işte Çankırı, Çorum valilerimize, Ankara valimize teşekkür ediyorum. Aynı zamanda nezdinde belediye başkanlarına, bu illerin belediye başkanlarına projemize destek verdikleri ama en için. Ama de bisiklet federasyonu. Evet, oluyor, bisiklet federasyonu da, evet bisiklet federasyonu başkanımıza, bisiklet federasyonundaki evet. arkadaşlarımıza zaten e, buradan şükranlarımı iletiyorum. E, ama e, en önemlisi işte ee, geçmiş dönem 26. dönem e, Gençlik ve Spor Bakanı olan şu anda da hala siyasi hayatına Cumhurbaşkanı, Büyükelçi Baş, ve Başdanışman de. olarak evet. devam eden Sayın Akif Çağatay Kılıç Bey'e ben burada bu projeye destek verdiği için ayrıca teşekkür ediyorum. Gerçekten Bu arada proje... başkanım Akif Çağatay Kılıç sizin için bir şans aslında değil mi? Yani hem bakanlığı döneminde çok güzel bir statü olmuştu. Evet, olmuş, evet. Spor döneminde, Bakanlığı döneminde gerçekten Samsun'a yüzme evet. havuzları yüzme havuzları ve güzel bir futbol sahası en son modelin şeklinde yapılması bizim Şimdi için gerçekten de bir Şimdi destek şart. alıyorsunuz herhalde. Şimdi sana. geçenlerde işte biz bu bisiklet turnuvasını düşündüğümüzde sağ olsun onu da biz toplantımıza sayın bakanımızla toplantıya 24. dönem milletvekili ve bakanıydı. O zaman milletvekiliydim. Biz onu da çağırdığımızda Sağ olsun geldi. Bizim bisiklet e, turnuvasını anlattığımızda çok kafası yattı ve anında e, samimiyetle söyleyeyim anında Spor Bakanlığı'nı, Bisiklet Federasyonu'nu bu yurtlardan sorumlu e, bürokratları harekete babası, geçirdi bir, bir takım. Arayaraktan 10 da. dakika içerisinde Aslında... bütün verileri ortaya koydu dedi gençler arkadaşlar. Bakın e, benim yapacaklarım budur. Daha ileride de yapacağım bir şeyler varsa zaman zaman bu konuları ele alalım e, demesiyle biz orada bir farklı bir heyecana girdik. Gerçekten e, farklı bir heyecana girdik. Bu heyecan neticesinde e, inan çok teşekkür ederiz. Çok minnettarız. Bir şey söyleyeceğim başkan. Yani tabii ki onların bu etkinlikte destekleri var. Sizin Samsun'un iki tarafındaki biraz önce e, konuşmanızda başlarken söylediğiniz Türkiye'nin en verimli iki ovası, evet. Çarşamba ve Bafra ovaları var. Sanayide de e, evet, çok önemli evet, bir noktada. Çok, çok önemli, önemli yani. limanları var vesairesi var. Samsun baktığınızda Karadeniz'in e, İstanbul'a e, göç etmesini önleyen bir kent aynı zamanda. Karadeniz'e iş, iş, Karadeniz e iş ve aş veren bir kent. Evet. Ama çok anlatmıyorsunuz herhalde bunu. Aslında baktığımızda Samsun Sivil Toplum Kuruluşları e, Konfederasyonu çok güçlü bir örgüt. Evet. E, yani 360'a yakın e, dernek, 20'den fazla... Federasyon. federasyonun yer aldığı, vurduğu yerden ses getirmesi gereken bir e, aslında örgütlenme. E, biraz anlatmanız gerekmez mi? Yani Samsun'u Biz... biraz da tanıtımı, bilgilendirmesi olması gerekmez mi? Baktığınızda çok önemli markalar var Samsun'da, çok önemli kuruluşlar var. E, nerede e, sıkıntı var? Yerel yönetimlerde mi, başka yerde mi? Nerede sıkıntı var? Bana sıkıntı e, demeyelim de burada bir aktiflik ve e, heyecan meselesine gittiğimizde Gerçekten az önce düşündüğünüz gibi burada bizim e, medikal malzemelerinde yapımında... Değil mi? Mesela onun fuarı yani, yapılıyor. Evet, Avrupa'ya onu... kafa tutacak şekliyle. Evet. E yani bir şey yakın, ve biri, Samsun'da fuarı yapılıyor başkanım ortuz. onun. Evet, evet. Kimsenin haberi olmuyor. Evet, evet. orta ölçekli 70'e yakın e, imalatçılarımız evet, var. Evet. Yani e, Avrupa'ya... Medikal'de bir numara Samsun mesela. Evet, bir numara yani. Ya. Evet, bir numara yani. Evet. Türkiye'de bir numara. Ve Avrupa'yı da kapat tutacak şekliyle. E, Samsun'umuzun sanayisi zaten herkese her zaman yani siyasilerimiz, hükümetimiz, Cumhurbaşkanımız ilk 10 ekonominin içerisine girmesini e, düşünüldüğü bir şehir. E, yani gıda yönünden ovalarıyla olan mesela bugün e, Adana, Çukurova mesela sıcaktan yanıp kavrulmuştur. Samsun, Bafra ve Çarşamba oğulları gündeme gelerekten aynı belki Adanaya bile bizim oradan sebze gitmek Çukurova ya yani kadar yani. verimli, verimli yani. tabii evet. ki. Ee, bazen mesela iki ürün alınır bizim topraklarımızda ve bizde oğullarımızda gerçekten boş yer olmaz. Samsun'umuz turizm açısından da çok gerçekten verimli, çok güzel bir yerler olması, yani deniz sahilimizin bol olması göletlerimizin şeyimizin barajlarımızın olması kış turizminde Aktağ'ın Ladik Aktağ'ın olması bu gibi şeylerimizde düşüncelerimizde Samsun çok güzel bir yerde. Ama bilmiyorum merkezi yönden mi nasılsa böyle fazla da tanıtamıyoruz. Fazla yani Samsun'a baktığınızda mesela her gün Gaziantep'i konuşabiliyoruz biz her gün. İşte Konya'yı konuşabiliyoruz. Oralarda evet. çok böyle evet. anlatılan, bilinen şeyler var. Samsun'da aktivite, mesela Medikal, ben şimdi başkan söyleyince hatırladım. Medikal Fuarı dünyaca ünlü bir fuar ama öyle çok büyük ses getirecek aktiviteler olmuyor. Mesela siz bu aktiviteyi yaparken zorlandınız mı? Yani tabii. İlk <laughs> defa ben bir aktiviteyle karşılaştım. Onun için arkadaşlar dediler ki Samsun'da ilk defa bir şey yapılıyor. Buna evet. sahip çıkalım belki evet. bu devamı da gelir başka şeyler de yaparlar dedi. Başka Onun düşüncelerimiz de var, var tabii. Değil yani, var değil evet. yani. Buyurun. Celal Bey yani biz STK'lar olarak gönüllü insanlarız. tabii. tabi e, gönülden hizmet veriyor. Sosyal e, sorumluluk olarak bir de kentin tanıtılmasında destek veriyoruz STK olarak. O yüzden tabii ki zorlandık. İşte biraz önce ki e, Genel Başkanımız da anlattı paydaşlarımız var. İşte bakanlıklarımızla projemizi paylaş. Projeniz iyi olunca, projeniz sağlam olunca, ayakları yere basınca bunda zorlanmıyorsunuz. Bir kaliteli ürün ürettiğinizde bugün Samsun'un işte ekonomiye katkısı medikal malzemelerini konuşuyoruz. Gerçekten oradan ciddi bir medikal malzemeler çıkıyor. Bunların çoğu elle yapılıyor atölyelerde. Yani seri üretim de var ama elle yapılan da var. O yüzden projeniz sağlam olunca, projeniz gerçekçi bir proje olunca zorlanmıyorsunuz. Şöyle zorlanmıyorsunuz, projeniz beğenildiğinde. Biz bütün bakanlıklarımıza bütün işte belediye başkanlarımıza valilerimize projemizi sunduğumuzda gerçekten STK'nın böyle bir projeyi yapmasını böyle çok önemsediklerini destek, ver verdiler. destek verdiler. Belki yani bu de projeleri götürmek iş, lazım bu yetkililere. Evet bu, bugün Samsun diğer e, Sayın 26. dönem e, Bakan Spor Bakanımıza Teşekkür ettik. Şu anda zaten Samsun'un medani iftiharı Cumhurbaşkanımızın başlamış şanslı elçi olarak devam ediyor. O yüzden diğer vekillerimiz de, Samsun'un diğer vekillerine de ben teşekkür ediyorum buradan. Çok bilinen da... vekilleriniz yok ama değil mi bu arada? Ee, Şimdi belki e, bizim e, sabah programlarımızda e, Cem Küçük var. O da e, Samsun'u çok iyi bilir. E, çok bilinen vekilleriniz yok. Cem Küçük kadar meşhur vekiliniz yok mesela. Evet, Doğru. Yani, değil mi? <laughs> yani. yani bilgilerimiz mutavazidir iş akışına doğru giderken onlar da o akış içerisinde bazı yerlerini alırlar. Mesela Başkan e, Bafra e, Türkiye'de en iyi pide yapılan yer diye ben öyle biliyorum, bilmiyorum yanlış biliyorsam düzeltin beni. Doğru. Anlatmıyorlar mesela onu yani e, işte Bafra pidesiyle çok öne çıkan bir Bafra pidesiyle yani... çok öne çıkan bilinir bir, ama bir, e, bir e, şehrimizdir Bafra pirinciyle de öne pirinciyle çıkan de, çok bir şehrimizdir. Kısaca şöyle bir örnek vereyim. Bafra'da pirinç rekortesi 120 bin tondur. Bugün Tosya'nın pirinç rekortesi 5 bin tondur. Ama Bunun, herkes Tosya'yı bilir, Bafra'yı bilmez. E, Termeninki 8000'dir. E, 8 bindir. Bakın 8 binlerde, 5 binlerde, 120 binlerde. Oralardan, oralara giden bizim Bafra pirinci Tosya pirinci diye, Terme pirinci diye satılır ama biz Bafra'da bir marka üretememişiz. Yani Bar Bafada 103 sene önce ticaret odası kurulmuş. Neden? Tütünü abari. En, eski ticaret, evet, en biri. eski ticaret odalarından biri. 100, 100, 103 sene önce kurulan ticaret odasının sebebi Bafada çok kaliteli tütün olması. Evet. Limanlarımızdan o tütünün Dış Dü dünyaya de, satın, Dünyaya yayılmış. Bu arada mesela silah sanayinde de e, evet, çok önde evet, şey e, Canik e, gı bir gıda sanayinde de e, önde. Evet. Yani organize sanayi bölgesine girince bir sürü marka var sizin girdiğinizde. Evet. Sağlı evet. sollu markaları biliyorsunuz. Canik ee, mesela e, silah fabrikamız Amerika'nın bütün polislerinde, Amerika'nın en büyük e, tabanca e, üreticilerinden evet, biri. Evet. tabanca üreticilerinden biri ve Amerika şu anda bizim sanayimizdeki üretilen Silahlarımızı kullanıyoruz. Başkan, siz Samsun Spor'un da yönetimindeymişsiniz. Samsun Spor tabii ki Samsun Spor'un da yönetimindeyim. Ben 2011 yılında Samsun Spor'un da yönetimindeydik. Biz o zaman da bir süper lige çıkmıştık. Bu sefer de Samsun Spor'umuzun yönetimindeyiz. Ee, i̇nşallah işte süper ligdeyiz. Ee, Orada farklı göre... bir şey oluyor herhalde. Bir altyapıya, geriye doğru farklı bir... Çalışma yürütüyorsunuz. Onu anlatsana. Şu mi? anda e, sağ olsun e, başkanımız bizim e, Samsun Spor'u Yılport e, Samsun Spor adı altındaki olan Yüksel Yıldırım başkanımız çok büyük bir e, kompleksler yaptırdı ve bunların bütün tadilatları hatta 20 gün önce de bunların açılışlarını e, yaptık. Biz de o gün oradaydık. E, güzel bir yağmur eşliğinde bu açılışlarda e, güzel geçti. Sayın Spor Bakanımız Osman Aşkınbak'ta vardı orada gençlerimizin yetişmesi için 230 yataklı bir tesis açıldı. Burada bundan sonra gençlerimiz yetişecek eskiden olduğu gibi Tanjular'ın zamanındaki bu çok futbolcu çıkıyoruz. Evet, yani bu, gençlerimiz içeride saydık biraz önce. Samsun'dan yani futbolcu yetiştirebileceğiniz bir altyapı var. Yani, Herhalde oraya doğru geriden geriye dönecek şimdi. Evet. Bu evet, transfer onlar ederek oluyor. bir noktaya gidemiyorsunuz. Bunların bir... hazırlıkları yapılıyor, yapılıyor şu anda Samsun Spor için. İki maç oynadık işte, birinde bir bir berabere kaldık. Burada da bir iki talihsiz gol yedik yani bayağı da bir çocuklarımız. Tutunacak bu sene senedir. E, i̇nşallah, İnşallah bir sıkıntı He. olmayacağını düşünüyorum. Başkanla da beraber görüşmemizde iki üç tane bir futbolcu da bu arada bir araya almamız gerektiği düşündü. Tabii birkaç maç bizim için bir deneme maçı olacaktır. Eksiklerimizi görülecektir. Eksiklerimiz neredeyse bunları tamamlayacağızdır. Başkan aktiftir, heyecanlıdır. Ufak tefek para yapıla şey demez. Yani gereken neyse yapar. E, ticari konumu da çok iyi bir yerdedir. E, böyle bir güzellikler içerisinde He. Samsun halkımızı Samsun da neşelendireceğiz bu konuda. Evet, Samsun'a baktığımız zaman turizm, Var. Sanayi, var sanayi var tarım, tarım var. E, gıda sektörü evet. özellikle tarıma evet. dayalı gıda sektörü var işte farklı medikal alanda evet. çok iyi limanları e, var limanları var Sevket vesairesi yani baktığımız limanları zaman e, Karadeniz'in önemli ekonomik e, ekonomisi güçlü kentlerinden biri doğru e, işte mesela yeni yatırımlar da alıyor yeni e, işte, organize sanayi ilişimle ilgili çok... vesaire ile ilgili e, Neyi hedefliyor mesela Samsun İlk ona, ilk beşe vesaire neyi, öyle bir Şu hedef var mı? Şu andaki hedefi ilk onlar içerisinde olmak. Evet. Yani yakın 3-5 seneli içerisindeki olan hedefi ilk onda olmak. İlk onda olduğumuzda zaten kendisini bayağı bir kanıtlamış olur diye düşünüyoruz. Yani her şeyiyle Samsun'umuz hakikaten güzel bir şehirdir. Güzel bir ekonomiye sahip olduğu için. Hatta şöyle sohbet edildiğinde yani yarın bir gün bir, herhangi bir kriz olduğunda yani kendi kendine geçinecek geçinebilecek kendi kendine, kendine yeten var. bir kent. Evet. Bir e, yeterli bir kent olaraktan da halk arasında söyleniyor. Hmm. Zaten e, şeyde gözüküyor zaten. E, oradaki literatürlerdeki olan incelemelerde kendini orada gösteriyor. Turizme en iyi bilen valilerden biri eee evet, e, geldi. Evet şimdi yeni valimiz geldi e, Samsun'a. çok başarılı projeleri imzalamış. başarılı imza bir İki gündür e, Dün valimizle beraber bir kahvaltı yaptık. Bu bisiklet turnuvasının nasıl olacağı şekliyle bir lasmanını, tanıtımını yaptık. Sağ olsun valimiz çok içten çok güzel. Bir, bizden bundan önceki valimiz de çok heyecanlı. Çok gerçekten bizi gördüğü zaman, biz bunu anlattığımız zaman çok heyecanlandı. Dedi ki bunun içinde ben de varım dedi. Bundan sonra dedi hiç şey yapmayın, moralinizi bozmayın. Biz bunu dedi başaracağız dedi. Ama yine biz teşekkür edelim e, şansımıza. Biz Çorum'a uğrayacağız, bir gece Çorum'da kalacağız. O valimiz de Çorum'da bizi karşılayacaktır. Oradaki olan eksiklerimizi valimiz e, keyifle... Başkan diyor ki moralimi, boz, moralimi, boz, moralimi, boz, moralimi bozuk mu başkanım? Bu işlerde böyle zorlanıyor mu? Yok o, bazen... şimdi dedikodunuzu yapalım <laughs> <mı> burada. <laughs> Bazen oluyor yani evet. bazen bizim bir ama sivil toplum e, örgütlerinde bizim, çalışmak evet, e, bizim sivil toplum sıkıntılara göz germek demek yani e, sivil toplum kuruluşlarının bazı böyle önerilerini e, ne bilmem bizim bürokratlarımız biraz daha ne bilmem sakin karşılamaya çalışırlar. Aynı heyecanı paylaşmazlar diyorsunuz. Aynı heyecanı vermezler. Ama o normal. Ama iyidir bizim bürokratlarımız ya yine de sağ olsunlar. Bu şeyin konfederasyonun merkezi İstanbul'da değil mi? İstanbul'da evet. İstanbul'da bir şeyler yapmayı düşünüyor musunuz başka Ya İstanbul'da biz sağ olsun yani İstanbul'da biz İstanbul'da ne kadar kaç milyona yakın Samsunlu var? 430 30.000'i kayıtlı kayıtlı TÜİK verilerine göre. Geri kalan da yani Mesela bir, bir yer var mı Samsunların böyle yoğun olarak oldu. Mesela Ordu'lar Feriköy'de varlar. Samsunların öyle Biz bir Bizde mesela Bayrampaşa'da olsun. Bayrampaşa Karşıda Cevizli de olsun. Cevizli. Burada evet. küçük çekmece olsun. bağcılar olsun. Böyle dağınıktır yani Samsun'dan bile yurt. da Esen yurt burada ki iş insanlarının bir araya geldiği bir organizasyon falan öyle bir şey düşünüyor musunuz? Burada iş insanlarının bir yere geldiği organizasyonu düşünmeye değiliz ama bazı bizden önceki arkadaşlarımız öyle bir kurum altında diye bir kurum kurmuşlar. Onu ilk kurdukları senelerde de biraz heyecanla ilerletmişler. Ama son zamanlarda bazı kişi, arkadaşlarımız herhalde işlerinin yoğunluğundan Biraz aksamış onu anladım. Aksamış. Öyle Benim... bir teşebbüse de geçmemişti. Ben bir İstanbul'da işveren, ben İstanbul'da bir tüccar ve İstanbul'da İyi kötü Samsun'ları çok iyi yerde ticari ve sosyal olarak e, karşılamama rağmen ben bile onların yapmış olduğu şeyde, sayısiyet say sanayide e, ben yokum. E, Ana, üye olarak yokum. Üye yani. olarak da ben, ben yokum. Belki yani. onları düzeltirler evet. önümüzdeki ben dönemde. Ben yokum dedim yani kendi isteğimle değil. Onlar ha. nedense öyle kurmuşlardı. Ha, böyle de, küçük de, olsun de, benim, benim olsun mantığıyla. Herhalde bak. öyle oldu galiba. Ha. E şimdi biz bunu bunlara, daha açalım, daha genişletelim. daha büyütün başkanım. Ee, açalım, daha genişletelim dediğimiz zaman bazı eller üstüne çöreklenmiş oturmuş. Öyle bir kitlenmiş. Aşarsınız bence aşarsınız. Ee, aşmaya çalışıyoruz Heh. düşünüyoruz. Çok yani. teşekkür ederim. Kolay bunu biz, gelsin. Bu güzel bir başarılı bu şekilde bir bisiklet turnavamızı başarırsak gelecekte uluslararası olarak yapmayı planladık. Ee, ve dün de zaten e, federasyonun as başkanı beraberdik. Çok güzel, heyecanlı bir şekilde düşünceleri var. ondan da biraz samimi olduk, biraz sohbet ettik. İnşallah başaracağız. Çok teşekkürler. Başarılar teşekkürler. başkanım. İnşallah başarırsınız. Diğer etkinlikleri de başarırsınız. Başarınızı biz burada tekrar kamuoyuyla buluşturmaya hazırız. ağzınıza <laughs> sağlık. Teşekkür ederiz. Alakalı. İki kelime daha söylemek istiyorum Celal Bey. Bisiklet turu yarışı aynı zamanda 30 Ağustos'ta gün boyu çocuk yarışı da yapıyoruz. Yani Karadeniz bölgesinde çocuk yarışı yapılan etkinlik. Çocukların bisiklete evet, e, buluşmasını sanıyorum. 5, 8, 8, 9, 9-12 yaş arası çocuklara bisiklet e, turu düzenliyoruz aynı turun Nerede içerisinde. Bu? Yine Samsun, bu da Samsun'da Samsun. profesyonel yarışlardan Bir de sosyal sorumluluk projemiz var aynı projenin içerisinde. Bisiklet e, turunun geçtiği rotalarda 100 okula bisiklet hediyemiz olacak. Aynen. Köy okullarına. Düzel. onları da okullara hediye edeceğiz. Orada bisiklet sürmesini bilmeyen çocuklara öğretilsin diye. Gerekirse bisiklet profesyonel bisiklet, daha çok insan de bisiklet kullansın, daha çok insan bisiklet sahibi olsun. Tabii evet, ki evet, e, ve daha spor, çok spora insan daha fazla teşkil. Kurtuluş yolunu bilsin. Evet. E, mantığıyla düzenlenmiş teşekkür bir aktivite. Size. Çok teşekkür ederiz. Başkanım çok teşekkürler. Moralinizi de bozmayın bu arada. Rica ederim. Çok gayet sağ olun. İyi, i̇yi iyi gidersiniz. Tekrar yine burada biz sayın 26. dönem baş, bakanımız Akif Çağatay Kılıç'a çok Biz çok teşekkür ediyoruz. Gençlik ve, ve Spor Bakanımıza mı? Şu anki Gençlik ve Spor Bakanımıza da teşekkür ediyorum. Bu işte ediyorum büyük katkısı var anladığım e, benim e, o. Evet, o çok, teşekkür da çok teşekkür ederim. Bakan'a çok teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bizleri böyle bir güzel e, TGRT'nin hazırlamış olduğu bu programda ağırladığınız için Celal Bey sizlere de ayrıca Biz teşekkür ederim. sizlerle tanışmak çok keyifliydi. Çok güzel Sizinle sohbet de öyle. Ettik. Hakikaten inşallah e, böyle bizim böyle bir akşam sohbetlerimizde sizleri aramızda zaman zaman görmek isteriz. İnşallah. Sizlerle sohbet ederiz. Samsun'a selamlarımızı iletin. Yani, Çok de, teşekkür ederiz. E, Her zaman Samsun'un Samsun yanındayız. var bizim bazı yerlerde biraz da bittiden değil mi? <laughs> bir akşam orada sizden beraber bir deneyelim. Teşekkür ederiz. Evet. Sağ olun. Çok evet. Efendim doktalıyoruz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.